Abi bu duvarları soyuyoruz. He. Eski tuğlaları çıkartıyoruz. Temizliyoruz, derzlerin arasını alıp tekrardan buraya macunluyoruz tabii. Eski. Şu tuğlayı. Bu tuğlayı temizleyeceğiz şimdi. Şöyle şu hale geliyor. Aa. Böyle çıplak olacak burası. Tabii. Aa. Yıkılan duvarlardan aldık onları zaten. Aa. Çok değişik. Burası otelken abi, burada 8 oda var. Tezat abi. Evet. Şimdi o duvarları aldık. Aa, çok güzel. Burası ilk kat kitap kafe. Hem okuma hem satış. Serüven. Serüven buraya taşınıyor. Burası gaz odası. Ne? Gaz odası. Buraya mı? He. Burada gaz... Sevgili sigara içen arkadaşlarımıza. He. Ve buradan güzel... kimse gitmez ki kamera bir yere. Kamera adamı. He, kayıt. Buraya bayanları çıkartıyoruz zaten. Güzel. Şey yok. Fashion TV. Ama böyle çok güzel ya. Benim gibi adamlar çıkamayacak. Vitrin abi burası. Evet ya, çok güzel. Burası abi bankomuz. Kasamız. Tamam. Şuraya bir televizyon asacağız. Bu çok güzel. Belgeseller, şunlar bunlar için. Burada pencere... kitap, bu kitap mı satın alacak yurttaşlar, yoksa kitap mı okuyacak? Tavana kadar raf olacak abi. Tavana kadar raf. He, su burada borularıyla değişik bir raf sistemi yapıyoruz. Tamam. Masif ahşap. Yerlerde sıralar. Pencere altlarında. Okuma, internet. İşte adam gelecek burada çayını içerken. Tamam, yurt dışına ne zaman kaçacaksınız? Dersin, bu kadar masraf yapıp da kitap satarak bunu nasıl karşılayacaksınız? Abi geçen sene %5 artmış kitap okuma oranı. Aa, her sene %5 artsa, tamam. 5 senede %25 oluyor. Bize siz şimdi şu tuğlaları... Ben bunları başaklıyorum abi burada yıkılırken. Soyuyorsunuz. Soyuyoruz. He. Temizliyoruz. Hatta yukarıda ördüğümüz duvarları gösterelim bunlarla, evet, birlikte. Şu hale geliyor. Evet. Eskinin işte fırınlardaki tuğlaları. Hmm. Şimdi Nevzat abi, burası böyle. Bura, burada iki tane tuvalet oluyor. Bir çocuk tuvaleti, ha, bir bayan tuvaleti. İlk defa. Evet. Güzel. Burada da çocuk alt değiştirme ünitesi. Havaalanı gibi. Bebek. Tamam. Koyacağız abi oraya. İşte bebeği olması önemli insanın, değil mi? Duyarlı olması diyelim. Yani bebek bebeğiniz varsa duyarlılığınızı... Herkesin bebeği var yani. Duyarlılığınızı tavan yapıyor. Ha, burası abi, burasında da buzdolapları, kilerimiz. Hmm. İşte çocuk çalışan insanların soyunma kabinleri. Güzel. Peki biz buraya geldiğimizde bir çay içtiğimizde bir aylık maaşımızı mı vereceğiz? Yok, öyle bir şey yok abi. Ya ne olacak? Borç senedi mi imzalıyorsun? Yani sokakta 75 kuruş veriyorsan burada 2 vereceksin. 2 TL. Mesela. Tamam. Yani çok olağanüstü... Yok abi, öyle bir şey olur mu? Şey, ooo çok güzel. Bu tavanı... Tavanı çok yükselttik güzel abi, makasları. Ha, çok güzel. Şurası... Burası çocuk oyun odası. Hmm, şura... Orası çocuk kütüphanesi. Çok güzel. Şurayı önce bildiğimiz... Burası gene bayan tuvaleti. Tamam. Zaten burası... kadınlara pozitif ayrımcılık. Burası erkek Zavallı kabini. Zavallı erkekler. Burası erkek kabini. Ne demek ya? Yani erkek TVC, yani bayan TVC. Unisex bize gelmiyor, tamam, biliyorsun bizim memlekete. İki ayrı kabin oluyor. Ben tabii pisuarı bol bir iş yerinin hep olması gerektiğini düşünüyorum. Pisuarı bu. Çünkü pisuar koymadığınızda klozetin üstünden doğru gerekli operasyon, bu sefer klozeti kullanacak yurttaş kullanamıyor. Ama o zaman ayrı bir kabin gerekiyor işte abi ya. Ama öbür türlü de zaten yani pisuar niye... Şeye koy. Aynısını aynı yere mi koyuyorsun? Pisuarı siz şey yapamıyorsunuz ki. Bak abi, o eski sıvaları dökülünce bu hale geliyor. Yeni başakladığımız tuğlalarla da buraya ördük. Aa, güzel. Yani şu seviyeye getireceğiz işi. Burası çocuk oyunu. Anladım. Pisuar konusunu ciddiye alın lütfen. Evet, evet. Çünkü
Biliyorsunuz bizde klozetler en güzel kapak ve en güzel sistemi de koysanız pisuar niyetine kaldırmıyor. O nedenle, kaldırmıyor. O nedenle modern olmaya çalışan insanlara bir hak tanıyın. Abi çocuklar sesler var mı? Orijinal tahtalar. Burası şu alan. Abi bu alanlar şey kafe tarzı. Buraya set gibi, sedir gibi şey yapacağız. Tamam. Oturma yerleri. Burası buradan bağımsız. Bunlar hep alınıyor abi. He. Bunlar yok. Bunlar sadece çakılırken taktık. Tamam. Şunlar falan hep alınıyor. Burası tamamen açık. Sadece su kalıyor. Burayı kütüphane olarak eski tahtalarla birlikte. Bunları sildiriyorum bak yukarıdan çatıdan çıkanlar bunlar. Ne ağacıdır bu? Kestane ve diken akasya. Burası da erkeklerin olsun valla. Ben burayı sevdim. Hadi olsun burayı da size verdim. Bence de verin yani. Bunları temizliyoruz. Bu eski bunlar kapılar. Duruyor. Bunlar zaten bu kat Bağdadi olduğu için. Bağdadi ne demek abi? Şu, bak şu bir örneği var mı? Orada küçük bir örneği var. Yani ahşabın üstüne yapılmış. Su yani. Yani aşağı ahşabın yığma üstüne tuğla, sıva. Aşağı yığma tuğla, burası ahşabın üstüne oturulmuş. Hasır gibi örüyorlar bu şey çıtaları. Tamam. Bunlar çatıyı da tutan elemanlar aynı zamanda. Bunları bıraktık. Şimdi bunları temizleyeceğiz bu ayakları. Hem burası loca gibi oluyor. Evet, çok güzel. Hem bu aralara raf yapacağım kitap. Biblolar falan. Çok değişik bir ordunun gerçekten çok farklı bir mekanı olacak. Bir ihtiyacını karşılayacak. Sanatla ilgili bir yer yok abi. Doğru. Tavan sanırım yerli, yeni yapma. Tabii. Eski mi? Yok, yeni yaptık. Ha, yani tamam. Bu tavan çatıyı açtı. Çatı şuradan yükseltmek için evet. Şuradan bağlıydı giriş üstünde. Hmm. 2.60'taydı. Biz şimdi 4.20'ye çektik onu. Evet. Hem burası ferahladı, hem eski konaklar gibi işte. Sanırım bunlar yanmaz kablo falan değil, değil mi? Antikrom ama şey abi. Antikrom. Onları zaten böyle şeye alacağız. He, koruma altına tamam. Alacaksınız. Şimdi klimalar gelene kadar açık. Çok güzel. Buralar sıva için böyle. Buraları ahşap belki döneceğiz diyoruz ama hep ahşapla olmayacak. Şimdi al şu sıva ile birlikte zaten. Evet. Hadi hadi. Bir de Emin Öztürk'ün şeyini böyle ham halinde çekmiştik. Bitmişi i̇yi ki, süper iyi ki, bir şey. Teklif ettim ben sana ya. Evet ya. Şeydeki, sokaktaki. Şey. Devam edelim. Bak burası mutfak oluyor. Ya bakalım buradan. Ha, ben onu söyleyeyim sana. Şuradan itibaren mutfak. Tezgahlarımız. Tamam, şuraya mutfak. İşte salata bar, tabii çorba, buz kalanı. Biz bir çorba yesek herhalde 20 günlük, 30 günlük parayı... Bak bir aydan başladın, 20 güne düştün. Ya düştük ama yine de ne olur ne olmaz şimdi yani. Asgari ücret 1 milyar mı abi? Hayır, o şey, brüt olarak öyle. Brüt. Net olarak 1 milyar geçmiyor. 900 mü? Yani bir asgari ücret alınca 4 defa çorba içebilir miyiz burada? Kaç günde mi? Yok. Bir ay boyunca. Bir ay boyunca. Umarım öyle olmaz. Çok öyle pahalı olmaması lazım. Bence de olmaması yani, lazım. Ama şöyle, şunu garanti edebilirim bak, fiyata değil de. Olcay abi. Nevzat abi tanıyor. Tanıyayım Nevzat abi. Tanımaz mı? Şunu garanti edebilirim. Yani hazır çorba ya da işte ne bileyim içine süt koyulmuş hazır çorbalar değil. Yani domates çorbası mı içeceksin abi? Gerçek domates. Anladım. Yani uçuk rakam olmayan ama doğallığı nedeniyle de biraz... Piyasadan yani, az olabildiğince aşağıda ama
kimseye üzülecek bir rakam olması evet. lazım abi. Niye burada adam üzülsün ki? Sadece bizim çay ve kahve politikamız şundan dolayı yüksek olabilir. Yani hani yan masaya sinek konmasın abi. Anladım. Herkes de buraya gelip de ailesini rahatsız etmesin. Yani okumak sen, isteyenler için insanın özellikle. İnsanın ailesini rahatsız evet. edecek adam gelmesin abi. Tamam. Özellikle okuma... Yani apaçiler kaça gelir buraya? Anladım. 1 milyon yazarsan şey, burası şey olabilir. Apaçin yazılması olabilir. Anladım. Peki bu kiremitlere herhalde gerek kalmadı. Tarih eser. Marsilya kiremitinin tarihi bu Marsilya'dan gelmediği ki abi, Çorum'dan ha işte. Samsun Çorum'da. Okuma yazmam var yani. Türkçeyi biraz Avrupa biliyorum. Avrupa kiremit diye geçiyor. Ha, adı Marsilya diye tanımlanıyor. Abi bize tescilli burası. Zimmetli vardı ya askerde. Anladım. Koyacağız, bilağımıza daha ağırlaştı. Olmaz. Mahya bile var. Mahyanın ne olduğunu tamam. biliyor musun? Omuzluğu mu diyorsun? Omuzluk demezler, mahya derler. Mahya o en yüksek tepe noktasına deniyor yani. Hayır, buna çatının. Mahya denir. Ona ben şimdi duydum. Ama bunu araştıracağım internetten. Çünkü doğru söylemem gerekiyor. Mahya en zirve noktasına deniyor ya çatının. Bu ayrı. Şurası yani. Buna ki buna Marsilya kiremit denir, buna da mahya denir diye biliyorum. Ama omuzluk yanılıyor gibi. Olabilirim. Buradaki yöresel adı omuzluk olabilir. Benim adım Nevzat ama burada Nezat diyorlar ya. Elleri, elli. Çık. O sos bir sos dört der gibi. Ah, tamam. Çok güzel abi ya. Evet. Geri kalan kısmında bir pazar tamamlayacağız. Çok iyi. 1 Mart'ta kesinlikle yetişecek. Ya işte uğraşacağız. Çok güzel abi manzara. Ha, Bağdadi duvar. Bağdadi duvar. Tamam abi işte. Demin Bağdadi dediğimiz duvar bu. Bizim yazarlar evi sözde Bağdadi duvarları olan bir evdi ya. Betonarme yaptılar da tarihi dediler. Şimdi o da kalmadı. Çok güzel abi ya. Ama maldan anlıyorsun. Az bir dakika anlarım. Mal olunca anlıyorum da. Adam bunu şey taşlamayla kesmiş. Tabii. Vallahi bravo size ya. Ne diyeyim? Abi burada büyük hizmet ya. Evet gerçekten. Büyük işçilik evet, anlamında. O makaslarla abi, o makasları biz nasıl zor çektik biliyor musun? Aşağıda şu oturduğu makaslar var ya. Teşekkür ederim. Abi burada hakikaten oturulur ya. Daha dur bitmedi sana. Teleferik hizmetine bakmayı herhalde ücretsiz sağlayacaksınız değil niye mi? Abi? Teleferik hizmetine bakmayı. Abi bak bu bina açık yapıp çıkınca teleferik kanı kadar güzel gözüküyor ki. Bak bir teleferikle çıktığın zaman bu binaya bak. Nevzat abi mesela tahmin ediyorum. Ben tarif etmeye çalışıyorum. Sen benim kuzene tarif etmeye çalışmışsın. Ben kimseye tarif edemiyorum. Kimse böyle burada bir bina olduğunu bilmiyor. Şu an farkında değil kimse. La orada bina yok oğlum diyor. Nerede oğlum? Mikail'in üstü çiçekçi var. Altında kahvaltı dünyası. La yok oğlum orada bina mı var diyor. Evet aynen öyle. Ne kadar belirsiz ki bu bina. Şey şu üste nereden çıkacağız gel, abi? Gel. Dur. Odamız var. Çok abi. Güzel. Oraya Yaşar Bey'in bürosu olacak. Ha, ne güzel. Ofis. Buranın da en güzel yeri burasıdır. Teras. Eminim. Burası da teras. Biz bu ham olan şeyi şu an görüyoruz abi. Ve bir müddet sonra eminim ki buraya çıkmak için izin alacağız. Yok. Sanırım izin. Yok. Yukarıda yer varsa yukarıda oturmak isterim diye. İnşallah. İrfan Bey.
taşlardan da öreceğiz abi burayı. Ha, seramik. Havuz yalıtımı malzemesi kullandım. Buraya. Aşağıya sudan. Bu demir kalacak mı abi? Abi demirler işlemlerini gördükten sonra temiz bir şekilde. Ya bu demir yani bence iyi. Ha bunu istesen de atamıyorum. Atamıyorsun ama şunu kaldıracağız. İskandan sonra. Ha. Bu peki bunun tarihi yanı neymiş bilmiyorum. Belki onu nereye koyacağız sen onu? İnternete. Abi bunu çıkmasın şimdi. Biraz şimdi şöyle güzel. İskandan sonra. Ha öyle demiş bak şimdi böyle abi. Çok güzel bir poz var. Evet beğendim gerçekten. Evet çok